güneş var. Evet, sağ taraf okulmuş. Okula. Okulu güzelce abi de bir çekelim. Burada yüzlerce öğrenciler, mezun olan insanlar okudular. Anıları yad etsin. Sen de burada okudun mu muhtarım? Abi ben 4 sene okudum burada. 4 sene. Sene kaçta? Abi 2006'dan 2009'a kadar burada okudum ben. 2006-2009. Ondan sonra biz şimdi şu an Pazarcık'a taşımalı sistem var abi. Öğrenci sayısı az olduğundan dolayı Pazarcık'a servisle öğrencileri götürüp getiriyorlar. Evet. Sen okula giderken okul arkadaşlarından kimler vardı? Muhtarım biraz anlat bakayım şöyle. Abi benim okul arkadaşlarım, benim kendi sınıf hani beraber okuduğum aynı sınıfta Harun Aksu vardı. Kadir Arman var. Harun Aksu uzman çavuş şu an. Muş'ta abi. Kendisine hayırlı görevleri dileyen. Kadir Arman var, o da Fransa'da abi. Ondan sonra Bilal vardı. Bilal Metin. Bilal Başdoğan. O da astsubay oldu abi. Ona da hayırlı görevler diliyorum. Ahmet abin neyin oluyor senin? Ahmet abi benim amcam. Amcan mı oluyor? Amcam. Etçik de Ahmet abiden bahsetmeyeyim. Koç Ahmet mi diyorlar ona? Abi he, Koç Ahmet olarak bilirler. Ahmet Tuğrul. He. Nerede kendisi? Kendisi Fransa'da ikamet ediyor abi. Yazın geliyor. Yazın geliyor abi. Köyün alt başında evi var. Az sonra onu da gösteririz. Yazın geliyor, yazın 10-15 gün, 20 gün burada tatilini yapıyor. Sağ mı dönüyorum? Sağ abi, sağ, direkt sağ. Evet. Devam et abim. Kimlerin evleri var buralarda şöyle? Abi yan taraftaki Battal Metin'in evi, kendisi vefat etti. Çocukları burayı yeniden yaptıracak. Çocukları Kayseri'de, yurt dışında var. Evet. Hemen ilerisindeki de Mustafa Metin'in evi. Şimdi önüne direkt geliriz. Kaç yıldır Fransa'da? Abi bayağı oldu ya. Tam yıl olarak bilmiyorum da hani bir 30 sene falan olmuştur. 30 yıldır orada. Aynen abi. Tam yıl olarak anladım. Bilmiyorum. Şu ne ağacı şimdi? Buna biz ahlat derik abi. Bu armutun ufağı. Ahlat. Evet. Ahlat türküsü mü vardı muhtarım? Vallahi ahlat. Onu bir söyleyelim. Bilmiyorum abi şimdi. Ahlatın başındayım. 16 yaşındayım. Duydun mu böyle bir şeyi? Duydum duydum. Hatırladım abi. Ama çürümüş ellem ki dibi. Abi yaşı büyük olduğundan öyle. Kaç yıllık bu ahlat ağacı? Abi bu hiç iyi olsa bir 100 senelik vardır ya. Vardır böyle, değil mi? Fazlası da vardır abi. Burası Mustafa Metin'le abi burası. Evet. Çocukları yurt dışında var, yurt içinde var abi. Niye hayran köy demişler muhtarım? Abi köy kurulmadan önce buraya işte rivayete göre karşı dağdan bakmışlar. Bizim buranın yeşiline, güzelliğine hayran kalmışlar. Buranın adı hayran olsun. Hani bir rivayet öyle gelişiyor abi. Duyduğuma göre öyle. Ben duyduğuma göre öyle abi. Bir de burada evliyalarımız var abi. Onu evet, da çekelim. Daha önce çekim yapmıştık evliyaları. Yaptınız doğru abi. Var, onun çekimi var. Burası Ali Deringöz'ün evi abi, bu da yurt dışında kendisi dedem oluyor. Annemin babası. Değil mi? Evet. Şu evi. Koyun tam merkezi nere Goba? Az ileride abi. Tam oradan bir drone kaldıralım. Şöyle köyü güzelce hem de bir çekelim havadan. Köylüler bilir. Nazik'in kapı derler eskiden. Şurada var abi. Tam köyün
yaptırıyor abi Cemal abi diye. Peki güneş bu taraftayken drone'u burada kaldırsak şöyle daha iyi olmaz mı? Çünkü şu tarafa çekme şansımız yok, güneş düşüyor. Vallahi sen nasıl biraz daha bu tarafa mı gidek, yol var mı bu tarafta? Abilerde ev yok zaten, iki ev var. Tamam, o zaman drone'u burada kaldırak. Bu ilerideki var, bu abi tarafta çok. Abinin evi nereye? Aşağıda abi, aşağıya. İkinci drone'u da orada kaldırırız. Tamam abi. Birinci... Çirkinlik yan yana durmuyor da bayrağı ayrı ayrı. Değil mi? Ama çirkinle şeyle ne ilgisi var? Tut bakayım abim. Al. Kendini bir tanıt abim. İsim ne senin abim? Sor bakayım önce. İsmim Menderes Derengöz. Mehmetoğlu. Hayranköy'ü Ağza'yım. Mıhtar'ın yanında. Mıhtar'ın yanında Ağza'sın. Çok güzel abim. Çok güzel. Ne yapıyorsun? Ne işle vallahi uğraşıyorsun köyde? Biraz. Uğraşıyor. Ondan bir koy boşlu dilsene. Bir koy boşlu. Sığır güdüyor. Güdüyor mu? Güdüyor değil mi? Onlarla uğraşıyor hocam. Bir sıkıntı yok Allah'ım. Kaç uğraşıyor. Kardeşsin? Çoluk çocuk var mı? Çocuk, tavuk çocuk var mı? Anlat bakayım biraz. 4 çocuk var elini öper. 5 kız, 2 kardeşi, oğlan çocuğu. 7 kardeş. 7 kardeş. Söyleyeceklerim bu kadar hocam. Çocuklar nerede? Çocuklar biri Aktağan'da, biri de burada abimin oğluna verdim. Biri de Çorum'da okuyor. Evet, onlara şöyle bir selam gönder yine. Selamlar olsun, gözlerinden öperim. Hepsine selamlar olsun, size onlara diyorum. Yine bu köylü olup da gurbette yaşayan. Gurbette olanlara. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerini öperim. Allah'a emanet olsunlar. Yapacağım bu kadar. Hocam. Teşekkür ediyoruz. Sesin güzel mi? Yok pek iyi değil. Ah bir türkü çığırsaydın ne güzel olurdu le. Kimse olmasa söylerim. Kimse olmasa söylen yani. Evet şöyle gelelim abim. Güneş arkamıza alalım. Çünkü görüntü daha güzel olur. Evde köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi ben Mehmet Tur, Muhtar'ın babasıyım. Evet. Köyümüzde yaşantı işte gördüğünüz gibi normal çiftçilikle geçiyor, biraz ilaçverikle geçiyor. Hayatımız böyle yani. Evet. Ondan sonra yaşantı... Muhtarım sizi de şöyle alalım da bu tarafa kameranın dışında durmayın. Şöyle ortamızda durursanız hem siz de çıkmış olursunuz. Muhtarım şöyle kameraya dön abim. Muhtar babası. Yok yok böyle de iyi, sıkıntı yok. Gel sen yanıma gel o zaman, onlar da şöyle olsun. Çünkü... Güneşi arkamıza almamız lazım ki görüntü net olsun diye. Ben komşuların sayesinde işte 2000'den bu yana muhtarlık yaptım. Kaç sene muhtarlık yaptın? 20 sene yaptım. 20 sene? 20 sene yaptım. Ne ördün 20 sene? Vallahi 20 senede işte komşularımıza hizmet ettik. Allah razı olsun. Ne yaptın? Sen şöyle ahırda kalacak bir iş yaptın mı? Elle tutulur. Yaptım. Onu söyle yani. Şunu çeşme yaptın mı sen? Onu söyle. Koylum biliyor. Şimdi yaptım demek reklama girer. Bir şeyler yaptık, işte koydum da mermun. Mermun olmasa 20 sene seçmezlerdi. 4 dönem mi yaptın muhtarlığı? 4 dönem yaptım. Ondan sonra da bütün yurt dışındaki insanlarımızın sayesinde Allah onlardan her zaman razı olsun. Kardeşim veya da bütün komşularım hepsi ayrım yapmadan hepsine çok çok selam söylüyorum. Devamlarını da bekliyor yani. Şu anda koyumuzun her şeyi bitti. Bir parkedaşım devlet yapar. Koy konağımız kaldı. Koy konağımızın da yurt dışındakilere hepsine selam söyleyeyim. Buraya da katkıda bulunması inşallah geleceğiz. Ne durumda şu anda? Köy konağının durumu şu anda ne durumda? Şey, koy konağımız yok şu anda. Sede yapılacak. Yapılacak. Onu da inşallah. Ne kadar maliyet çıkıyor vallahi peki? Tahmin edemem de yine 400-500'ü bulur. 400-500'ü bulur. Buradan o zaman bir şeyimiz yok köyümüzde. Hayranköy'ü gurbetçilerine sesleniyoruz. Elinizi taşın altına koyun. Karınca, kaderince herkes gücü yettiği kadar yardım ederse biraz da devletimiz yardım eder. İnşallah etsinler tabii geleceğe ki. Geleceğe onu yapmayı düşünüyor. Buradan da herkese selam söylüyorum. Avrupa'dakilerin herkesine selam olsun. Hiç kimseye de ayrım yapmadan herkese de yardımlarınızı bekliyor. Hayranköy'üne yardım selam söylesin. Herkes komşularımız deyince hepsi yardımsever insanlar. Yapacak başka bir şey yok. Ne yapayım daha? Ne yapayım?
Sesin güzel mi? Size de yok, ben türkü söyleyemem. Bilsem de söylemem diyorum, değil mi? Mıhtarın babası bak türkü söylemiş derler diye demiyorum, değil mi? Sıkıntı diyelim yani, zaman böyle şey olarak. Yok yani, öyle bir alışkanlığın yok, evet. Olmadığı için. Olmadığı için. Evet. Teşekkür ediyoruz. Yine röportajımız seninle devam edecek abim. Sen de yine bir selam söyle. Demin mikrofonsuz söyledin, şimdi mikrofonla söyle. O mikrofonsuz değil mi oğlum? Bu da mikrofondu işte. Kime söyleyeyim? Kime mi söylen? Herkese söyle. Yurt dışındakiler değil mi? İl dışında, yurt dışında. Yurt dışında beni tanıyan, tanımayan herkese bol bol selamlar. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu bir dünya istiyorum. Allah uzun ömürler versin herkese, sağlık versin, sıhhat versin, para versin, huzur ne diyeyim? Teşekkür ediyoruz abi. Evletmek isteyen nerede? Çocuğumuz da var ya, bir tane daha versin. Evet. Tamam mı? Tamam abim. Söyle bir şapkayı denetim. Nereden aldın sen? Şapka. Kel kafayı göster ablam. Kel misin sen? Aha ya. Saç mı var? Ya her yaşın bir şeyi var ya. Gel buraya. Kafaları mı değişecek? İçindeki zihniyeti mi değişecek? Üstündekileri. Sade kafaları. Üstündekileri. Değil, karışma. Değil mi? İyi tamam, değişecek. Hadi ver. Şimdi olmaz hem bu olur. Şu anda röportaj esnasındayız. Daha sonra. Herkese bol bol selam, bol kazançlar. Gel Hasan gel. Hayırlı, huzurlu, uzun ömürler versin herkese Cenab-ı Allah. Evet. Teşekkür ediyoruz abim. Şöyle yanaş abi, muhtarım seninle biraz uzun yapacağımız için seni en sona bırakıyorum. Amca gel. Onun biraz şey var ya. Selam söyle. O zaman mikrofonu şöyle ver, kendisine bir selam göndersin. Selam gönder. Ne yok, konuşsam onu. Rahatsızsın biraz. El salla o zaman şöyle. Hasan Derin de herkese bol bol selam var. Tamam. Hemen abime verelim. Abim de bir selam göndersin şöyle. Öyle, siz hoş geldiniz köyümüze. Allah razı olsun. Köyümüzü tanıştığınız için büyük teşekkür ederim. Yurt içinde, yurt dışında bizim Hayran ve Kavalağ'ın köyümüzün ikisinden de olan arkadaşların cümlesine bu selamla sağlık sıhhat diliyorum. Elinden gelen desteği yapsınlar. Biz burada kendi gücümüzle çalışalım. Onlar da maddi durum yardım yapsınlar. Şu köy konağımızı da yapalım. Onlardan tek dileğimiz bu. Evet, köy konağının bir an önce yapılması için hayırseverlerden hayırlarını bekliyoruz. Ne verirsen elinle o gider seninle. Dünya kadar servetin olsun, neye yarar? Ya ne verirsen elinle işte yaptığın iyilik seninle gider. Bütün Avrupa'daki, yurt içindeki arkadaşlara, komşulara, hepsine bol bol selamla sağlık sıhhat diliyorum kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz abim. Al bakayım şöyle mikrofonu. Emine al bakayım. Emine bir selam söyle. Haydi Allah'ım, köyümüze Allah'a şükür. Tamam, hemen ablana ver. Yanındaki ablana ver. Hadi. Konuş. Herkese selamlar. Hangi dayın geldi? Dayılarını ne? Dayılarını söyle. Dayılarına söyle. Bunu öyle değil. Ya bu bana İzzet dayına diyor. Şinayet dayına diyor. Dayılarıma kurban olurum. Kurban, kurban. Ne güzel söylüyorsun kız sen öyle. Tamam, ver bay. Gel muhtarım, senin de şöyle bir yaklaşalım. Evet, isim neydi muhtarım? Abi Fatih Tuğrul. Fatih Tuğrul. Yaş kaç muhtarım? 25 abi. 25. Nasıl gidiyor muhtarlık, nasıl gidiyor şükür muhtarım? Şükür abi, iyi idare ediyoruz. Allah'ım bugün ne şükür. Güzel. Var mı köyde bir eksik, bir ihtiyaç, bir abi, sıkıntı? Abi köyümüzün şu an tek eksiği parkedaşıyla köy konağımız da. Parkedaşımızı devletimiz sağ olsun zaten yapacaklar. Evet. Köy konağımıza da yurt içinden, yurt dışından işte yardımlarını beraber yapmayı düşünüyoruz abi. Evet. Allah nasip eder. Peki köy konağı şu anda temeli mi atıldı, yok, atılacak mı? Ya da istiyorsunuz mu? İşte. Adı var, kendi mi yok yoksa ortalıkta? Şu an adı var, kendi yok abi. Allah'ın izniyle onu da yapmayı düşünüyoruz. İstiyoruz diyorsun. İstiyoruz. Köy halkı olarak köy konağı istiyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Hayran köyünün ne kadar gurbetçileri, tutkun aynen gurbetçileri varsa o insanların kendilerini göstermelerini istiyoruz. Aynen. Köyüne biraz destek çıkmalarını bekliyoruz. Hep beraber şöyle bir el sallayalım kameraya. Evet, köy sakinleri olarak. Selamünaleyküm. Ben Hayran köyünden Halil İbrahim Aksu.
Hayran köyünde ne kadar dış devlette, Fransa'da, Avusturya'da, Almanya'da tanıdığım, tanımadığım arkadaşlarım varsa hepsine selam ve gözlerinden öperim. Büyüklerin gözlerin, küçüklerin şeyinden öperim diye arkadaşların hepsine, askerdeki gençlere de hepsine de selam olsun. Oğluma da, İzmir'deki hayranlara da hepsine selam olsun. Oğlum var Şırnak'ta, asker. Asker arkadaşlarının hepsine de selam olsun. Diyeceğimiz bu kadar. Hayran köyü tertemiz bir köy. Mezarlığımızı yaptırdık. Taziye ziyaretimiz çok güzel oldu komşular. Biraz sudan sıkıntımız var. Size ihtiyacımız var Allah'ın doğrusu Avrupacılar. Elektrik şeyi, panoyu da attıracağız. Panoyu aşağıya. Elektrik yeren kesiliyor. Sular gitmiyor, yetmiyor. Bunlardan haberiniz olsun. Arkadaşlar, hepinize tekrar selam söylerim. Daha da ne diyeyim? Daha da bir şey diyemiyorum. Yeter. Tamam ablam. Geldi geçti de şu ömrüm yarısın koyun. Sen bir çiçeğiydin de benden arası bozulmuş beteğin de balda kalmadı. Sen bir çiçeğiydin de benden arası bozulmuş beteğin de balda kalmadı. Sana aşık olmak mıydı kaderim?
de gün ardı yok, kaderden kederim oy oy. Başım alır da diyar, diyar giderim. Senden uzakta olan da elde kalmadı. Başım alır da diyar, diyar giderim. Senden uzakta olan da elde kalmadı. Feraklatmazdan ekşi tatlılar beni. Doldur tüfeğine, ne olur vur beni oy oy. Sen dedin ki de güler, abim de sar beni. Bak seni sarmaya da kolda kalmadı. Sen dedin ki de garip organım, n'olur sar beni. Bak seni sarmaya da kolda kalmadı. Değme tabi sızılıyor. Tabip sızılıyor, yaralarım, yaralarım. Gel dedikçe yaralarım, yaralarım. Çay içer, evet, çay. Senin isim neydi abim? Benim ismim Mehmet Tuğrul. Mehmet Tuğrul. Mehmet abi nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim Allah'a şükür. Köyde yaklaşık 4 dönem muhtarlık yaptın. Evet. Sene kaçtı muhtarlık yaptığında? Ben 99 seçimlerinde muhtar yanında azaydım. Muhtarımız vefat etti, Allah rahmet eylesin. Neydi, ismi neydi vefat eden? Ali Deringöz, Ali Durgun tövbe estağfurullah. Ali Durgun. Evet. Ali Durgun, Allah rahmet eylesin. Çok bir insanıydı. Evet. Oradan sonra da işte muhtarı bize verdi. Ondan sonra da devamlı komşuları da seçti. Biz de şu anaca gidiyor. 2020'ye kadar? 2020'de, 27'de değil işte ben normalde almadım onu da. Benim başıma olay geldi, önce cezaevine neye düştüm. He. Ondan sonra oğlum seçildi, oğlum komşular geri oğlumu seçti. En güzel, evet abi. Peki sen kaç yaşındasın şu anda? Şu anda 56 yaşındayım. 56 yaşındasın, 56 yıl boyunca burada kimler muhtarlık yaptı? Daha önceki muhtarlarımızın Benim bildiğim muhtarlıkta Seyfettin Emin vardı rahmetli. Onu dönem biliyorum. Ondan sonra
Sayma abi vardı, o yaptı. Ondan sonra işte iki dönem alem mi yaptı bu rahmetli olan. Evet. Ondan sonra da devamlı bir 20 senede biz yaptık. Evet. Biraz eskilere gidelim, şöyle 20, 30, 40 yıl önceye gidelim. Eskiden bu köyde köy odaları var mıydı? Biraz geçmişi anlat. Köy odamız yoktu da eskiden tabii komşuluklar daha bundan güzel idi. Evet. Bir de bu hastalığın şeyiyle biraz komşular birbirinden koptu. Korkuyor yani birbirinin yanına gelmemezlikten yanına. Biraz geriye dönersen geri daha güzel idi yani. Eski şey daha olarak. Mıydı? Eskiden akraba. Şey olarak, bağlı olarak eski daha iyiydi. Ama normalde geçim olarak biraz şimdi şükretmek lazım. Şimdi yani bu köyümüzde diye ki herkeste traktör, herkeste taksi var. Önceleri ise de bir kişi de belki iki kişi de anca vardı. Yani geçim olarak şimdi güzel, komşuluk olarak eski güzel. Evet, ne zaman başladı peki Hayran Köyü'nün gurbetçileri gurbete gitmeye, ne zaman başladılar? Vallahi çoktan gitmişler, ben çoğunu bilemem de normal. Eskiden beri var yani. Eskiden beri var zaten, buranın %60'ı dışarıda. Daha fazlası dışarıda. Şu anda burada 67 hane köyümüz, bir de Kavlan köyümüz var. Bizim o yandan mezramız beraber aynı muhtarlığımız orada bir. Orada kaç hane ev var? Orada da 20 hane var. Şu anda 12-13 hane oturuyor. Evet. Muhtarlığımız beraber aynı, yani hiçbir ayrımımız yok komşularımızla. Anladım. Peki oranın gurbetçisi var mı? Aynen var, aynen. Oranın da gurbetçisi var. İnşallah oradan da bir baba yiğit sponsor çıkar da bir günde orayı çekeriz. İnşallah çekerik. Geniş kapsamda. Nasıl, buranın gurbetçileri tutkun değil mi? Ya yani çok güzel. Allah razı olsun baba. Ben 20 sene muhtarlık yaptım. 20 sene onların sayesinde muhtarlık yaptık. Darardığımda yani hiçbir ayrım yapmıyorum herkesten. Dese ki köyümüze işte şu kadar ihtiyacı var dese ertesi gün... Getiren mol getir, ben doğal insanım. Ben çayımı içerek yardım ediyorlar yani. Ekmeğimi yerken bile, tuş yerken bile ben röportajımı yaparım. Sen evet. Devam et abim. Bakma sen. Ne yapayım? Soracaksın ki cevap vereyim mi? Sormasam cevap veremeyeceksin mi? Vereceğim de ne yapayım işte, diyorum ya gurbetçilerimi... Kaldığın yerden devam edeceksin işte. Yardım ediyorlar, yardım etmiyorlar. Ya. Sen yalan konuşurum. Çok yardım ediyorlar. Öyle az muz değil yani. Evet. Belki peki şimdi, eskiden buraya Ceyran sene kaçta geldi? Ceyran 86'da ben askeriydim. Hatırlıyor mu günleri, tanıyor mu? Hatırlıyor mu? Önceleri lamba yakıyorduk. Ben 86'da... Lamba, lüküs lamba mı yakıyordun? Yok normal. Biz sadece 5 şey yakıyorduk. Ya, durumumuz idealiydi. 7'ye 14'e çıkamadık ki. Değil mi? Normal tabii. Orada da şeyine, bütçeye göre yakıyorduk. Orada yakanlar vardı yok, değil mi? Yok tabii biz... 5 numara mı dillerdi? 5 numara, 7 numara, 14 numara vardı. Biz hayatımızda hep 5 yaktık. 7'ye bile çıkamadık. Gaz yakıyorduk. Gaz yağını nereden getiriyordunuz? Ahtardan, madenden. Ahtardan getiriyorduk. Şurada petrol vardı. Buradan alıyorduk aşağıda şu yolun. Ne orayı. Kadardı litresi? Ne kadar? Vallahi orayı bilemem. Petrolü bilemem ki. Eskiden durumu çıkış. İyi olan hangi aileler vardı burada? Vardı. Vallahi burada. Bizden harici hepsi değildi durumu. Değil mi? He vallahi diyorum ya, bunların Hasan abinin neyin mesela, koyun çoğu, davar malı çoğudu. He. Şimdi davar malı kalmadı, hep gurbete gittiler. Herkesin durumu da iyiydi. Evet, sen kaç kardeşsin peki? Biz üç kardeşik, abim, büyük abim İzmir'de. Onun küçüğü benim, işte küçüğüm de Ahmet. Hmm. O da dışarıda. Beş kardeşik, hepimizin birer oğlu var. He. Ahmet'in üç kızı, abimin iki kızı var, benim beş kız var. Ahmet abi neyin oluyor şimdi senin? Benim kardeşim, küçük kardeşim. Küçük kardeşim. Küçük sen kardeşim. Abisisin. Ben abisiyim. Peki o gurbete gitti, sen niye gitmedin? Ya abi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir yurtta kalan dertte kardığım bir laf var ya. Evet. Şimdi annemiz öldü, ben evliydim. O bekardı. Dedik bunu gönderecektik. İşte kısmette onun varmış. Allah bütün onun sayesinde yani biz geçiniyoruz. İnkar etsek gözümüze durur. O bize çok yardım ediyor. Evet, Ahmet abim geliyor mu köye? Geliyor. Kurbanı beraber kestik. Burada 10-15 gün kalıyor. İzmir'de çok kalıyor. İzmir'de mi daha çok kalıyor? Neresinde kalıyor İzmir'in? İzmir'in onun vallahi her tarafta kalıyor, onun yeri var orada. O tarafta daha çok kalıyor. Orada daha çok kalıyor. Dağıldığı zaman ayırdığı yerler var. Evet. Evet. Şöyle bir selam gönder. Vallahi kardeşime orada özellikle çöntelem var orada, çöntelem midirik. Oğlana, kayınbabama, bacanaklara, hepsine yani
dayımın çocuklarına, gelinime özellikle hepsine bol bol selam. Hayran'ın herkesine, yani hiç ayrım yapmadan Avusturya'da Hayran, Kavlan, o bizi tanıyanların herkesine bol bol selam salıyorum. Burada hangi sülaleler var Hayran köyünde? Sülaleler olarak burada ya ne diyeyim, 2-3 sülale var yani. Şimdi isim saysak çirkin olur yani şey olarak. Hepsini de seviyor. Uygun olmaz, olmaz diyor. Kendi şimdi aralarınızda kullanıyor musunuz? Bize tavukçu diller. Bize tavukçu sülalesi diller. Tavukçu. Tavukçu. Biz tavukçuluktan gurur duyuyoruz. Yani ben onları hiçbir zaman için çekinmiyorum da. Şimdi desem yanlış olur belki. Olmaz yani. Demeyim. Boşuna giden olur. Gitmeyen olur, olur değil mi? Olur ya tabii ya. Herkesin. Yalnız komşuluk bağlarımız iyice yani. Komşularımız iyice Allah'a şükür. Bir cenazemiz neyimiz olsun. Burada gördüğün koy küçük ya, burada 500 kişi ağırlayacak, 10 kişi 500 kişi ağırlar. Öyle şeyimiz var. Misafirperver halkımız var. Misafirperver. Çok güzel abim, çok güzel. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bol bol selamlar herkese. Ayarlayız. Genellikle hangi sanatçıları dinliyorsun sen? Abi ben dinlediğim fark etmiyor yani, hepsini de dinliyorum da. Ekseri Sivas havası. Ekseri Sivas tarzı. Sivas tarzında. Repertuarında bildiğin, çaldığın neler var şöyle? Abi benim nota şeyim yok da, ben hani kulaktan duyma, kaba düzen tabiri caizse öyle belledim. Dolaşlama. Dolaşlama yapıyor hani. Çok da profesyonel değilim işin açığı. Peki notaların ne olduğunu, ne anlama geldiğini biliyor musun muhtarım? Do, ne yani do, ne? Doğu Anadolu mu yani? Ne do? Re, re, Rize tarafı, ne bu? Onu bilemek. Müziklerde kullanıyorlar ya, do, re, mi. Kemal'sın hadi kaldırın şunu, düz söyleyin diyor ya. He. Biz düz. Yani bu nota ne anlama geliyor yani adamlar, demek ki notasına göre söylüyorlar sanatçılar değil mi? Billa abi, ama o adamlar işte bellemiş bunu, nasıl bellediler biz bir türlü. Değil mi? Onun da bir okulu şeyi vardır tabi. Eğitim şart abi. Eğitim her türlü şart. Çıkalım kaleye bir akşamüstü, bir akşamüstü. Sen Sivas'ı seyret yar, ben de seni, kız ben de seni. Sanma deli gönül yar sana küstü, yar sana küstü. Sen Sivas'ı seyret yar, ben de seni, kız ben de seni, yar ben de seni. Yıllardır hasretim o gül yüzüne, o gül yüzüne. Ceylan bakışına, yeşil gözüne, yeşil gözüne. Başımı koyup sar göğsün üstüne, göğsün üstüne. Sen Sivas'ı seyret yar, ben de seni, kız ben de seni, yar ben de seni. Ayarı iyi değil abi. Ne diyor? Sen Sivas'ı seyret yar, ben de seni. Yar da ben seni. Yar ben seni. Yar ben seni. Sivaslıların türküleri değil mi? Sivas'a Hayran'ı seyret.
Ben de seni diye de bilin abi de. Yani değiştirebilirsin. Ya öyle, o senin elinde abi de. Ha. Biz adamın yazdığı türküyü değiştirmeyek dedik. Değil mi? Aynen. Bir tane daha söyle oğlum. Bir tane. Ayarı ideal gitmiyor. Söyle olsun. Hatıra var. Hatıra var da sesi, sesi çıkmıyor ki kötü. Do. Re. Mi. Notası bu abi de. Gafil gezmeş aşkın, bir gün ölürsün, bir gün ölürsün. Dünya kadar malın, leyli leyli, leyli leyli, leyli leyli. Olsa ne fayda, bülbül gibi değilim. Olsa sazıyı mızrağına vurman. Sağ ol abi, Allah razı olsun. Sizin de ayağınıza sağlık. Peki ne zaman başladı bu saz çalma hevesi bir? Abi bu saz çalma hevesi ben de... Ne zaman sazı öttürmeye başladın yani? Yani ne kadar uğraştın? Abi ben ta çocukken mesela bunu elime aldım. Hani iyi kötü çalıyordum. Var mıydı sazın uzun? Tabii abi, babam sazsız bırakmadı beni. Değil mi? Bütün sazlarımı aldı. Kendisi de çok sevdiğinden dolayı. Ben de abi uğraşırken insanoğlu çabalayınca beceriyor. Evet. Ben normal düz çalıyordum abi, bağlamayı 2 ayda belledim ya. Hmm. Sazımın ayarı yok, fazla sesi iyi çıkmıyor da kusura bakmayın. Şöyle bir selam gönder bizleri izleyen. Abi buradan yurt içinde yurt dışında olan, beni tanıyan tanımayan akrabalarıma, eşime, dostuma, herkese selam söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. O derece yani. Bir sen ikametini sen bir koya aldır. He? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.